Neymiş bu? Salatalı ekmekli tanesi 1,5 TL abi. Kaç tane yer? Sınırsız yiyebilirsiniz. Abi ben geldim buraya iki şiş yedim. Fonksiyona verip mi gidiyorum? Evet abi. Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Kadirli'den selamlar. Kadirli'de sucuk ekmek ye dediniz dediniz. Beni buraya getirdiniz. Kadirli'deyim. Bu Kadirli'nin meşhur sucuk ekmeği var. Onu yemeye. Bir dakika, nasıl 1,5? Nasıl 1,5 lira? Mümkün mü? Sucukçu Faruk'a geldim. Bakalım Tevbe Kadirli sucuğunun özelliği neymiş, tadı nasılmış? Hep beraber izleyelim. Hadi hazırsak başlayalım. Faruk usta, kolay gelsin. Teşekkür ederim abicim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkürler abicim. Sizi sormalı. Teşekkür ederim. Abi bana o kadar çok istek geldi ki Kadirli'de sucuk ekmek yemelisin diye. Evet abi, doğru söylemişsin. Abi ben de geldim yanına. Bir takipçim var. Dedi ki Faruk usta da ye sucuğu. Ben her zaman Hoş oradan geldin. Yiyorum. Doğru. Ben de eyvallah dedim. Bir saniye, çok özür dilerim. Şu telefonu bir açmam lazım yine. Kusura bakmayın, ablam aradı. Ablam aradı ama. Ablam aradığı zaman açarım. Ablam aradığı zaman açmam gerekiyor efendim. Efendim, Ahmet Turan 3 lira göndermiş. Ablam, bu videoyu izler misin? Çok güleceğimizi umuyorum demiş. Bakmaya çalışacağım bir tane. Çok teşekkür ediyorum. Bayrak astınız, bir saniye. Free Life ikinci ayını Twitch Prime ile birlikte paylaşıyor. Hoş geldin. Sefalar getirdin Free Life. Çok çok teşekkür ediyorum. 2 aylık desteğin için. İyi ki buradasın. İyi ki varsın. Eyvallah, eyvallah. Bir Normalde bakayım. Kadirli'de sucukçuların olayı şey midir? Yani bir sucukçular sokağı var, orada mı oluyor akşamları çıkıyor, yoksa şehrin belirli yerlerinde mi vardır? Kadirli'nin belirli yerlerinde evet sucuklar her yerde bulabilirsiniz yani, özellikle akşam. Akşamları mı oluyor bu olay? Akşamları daha yoğun oluyor, evet. Anladım. Peki abi, nedir bu Kadirli sucuğunun Abi özelliği? bunun özelliği kendimiz yapıyoruz. Kendimiz Tamam. özel. Baharatımızı falan özel kendimiz hazırlıyoruz. Etini, yağsını hepsini kıvamlı bir şekilde yapıyoruz. Lezzetli çok lezzetli bir şey çıkıyor ortaya. Tamam abi. Şimdi bakacağız hep beraber. Ama şöyle bir şey var. Şimdi şu sucuğu göstereceğim ben. Belki de çoğu insan hayatında ilk defa böyle bir sucuk görecek. Doğrudur abi, evet. Abi nasıl normalde bir bizim bildiğimiz sucuk sucuk zaten nasıl oluyor? Bağırsağı basılıyor abi, doğru Evet. mu? Sonra yerken soyuluyor. Hemen F5. F5. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Sağ 0-0, birisi sizi düşünüyor. Yoksa dilek mi tutuluyordu? Ne oluyordu öyle olunca? Bir şey oluyordu. Unuttum. Kılı mı duruyordu? Ya. Doğru abi. Geliyor. Şimdi seninki farklı. Evet, biz biraz daha yağlı yapıyoruz abicim. Tamam. Staj da şimdi göstereceğiz. Ama sen hazırlarken bunu birkaç gün öncesinden hazırlıyorsun, doğru mu? Tabii ki. Herhangi bir sucuğa, herhangi bir bağırsağa falan basmıyorsun. Hayır. Direkt böyle baharatla beraber hazırlıyorsun. Evet, iç olarak hazırlıyoruz. Köfte gibi. Daha sonra birbirlerine yiyor yani, baharatla et birbirlerine giriyor abicim. İyice yoğuruyorsun. Evet, bunun dana eti mi kullanıyorsun? Evet, erkek tosun kullanıyoruz. Dan etinden daha özlü oluyor. Şimdi ne abicim tamam abi, hazırlamaya başlayalım. Daha özlü. Evet, bunun dana eti mi kullanıyorsun? Evet, erkek tosun kullanıyoruz. Dan etinden daha özlü oluyor. Erkek tosun koyuyorlarmış içine. Evet. Katır Şimdi abicim tamam abi, nasıl hazırlamaya olduğunu, başlayalım evet. şimdi. Bu şekilde abi eziyorum. Daha sonra ısınmış olan sacımızın üzerine atıyoruz abi. Özellikle sacda mı olması lazım? Evet, bizim sucuğumuzun özelliği bu abi. Dediğim gibi yaş sucuk, yağlı yapıyoruz. O yüzden sacda pişiriyoruz. En ön ekmek. Peki bunun içinde hangi baharatları kullanıyorsun? Yani hazır satılan baharat mı kullanılıyor genelde, yoksa bu baharat karışımını sen mi hazırlıyorsun? Kendimiz al. Bir şey söyleyeceğim size. Acaba şey mi? Tanesi mi 1,5 ki bunlardan? Tanesi 1,5 olabilir mi?
Olabilir belki öyle bir şey. Ondan o kadar ucuz olabilir. Belki ondan öyledir. Belki de biz kendi şehirlerimizde çok pahalıya yiyoruzdur eti. Kendin hazırlıyorsun. Peki evet. Sarımsak falan var mı içinde? Tabii ki. Tamam. Sarımsak ve... Oğlum bir de bunun bir tanesine doymaz çeşitli baharatlarımız var. Şu an biraz uzun saymakla bitmez yani. Saymayayım bende kalsın diyorsun. Evet biraz uzun. Tamam burada senin sırrın olsun. Evet abiciğim. Şimdi abi şöyle bir odun gösterelim evet, mi bu altına? Kara fırın ekmeği abicim. Bu çok lezzetli oluyor. Sucuğumuzda devamlı bundan kullanıyoruz. Bir şey söyleyeceğim Faruk'sa. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Benimki babam mesleği abicim. Çocukluktan bu yana ben bu işi sen yapıyorum. Sen kaç yaşındasın? Ben şu an 45 yaşındayım. Çok çocukluktan beri 40 yıl diyebilir miyiz? 40 yıla yakın. 35 yıl rahat var yani. 35 yıldır sen hep buradasın. Burada değilim. Bu işi yapıyorum. Sucuk, kebap. Farklı yerlerdeydin. Yaptım evet. Peki yani. Buraya gelecek olanlar seni nasıl bulacak Faruk abi? Burası abi. Neresi burası? Sumbas yolu. Yeni Adliye civarı. Yeni Adliye civarında. Evet, Kadirli, Sumbas yolu, Yeni Adliye civarına geldikten sonra zaten rahatça bulurlar sucuk, yani. Faruk Usta'nın yeri diye yazıyor. Evet abicim. Instagram hesabı da var. Evet. Ama orada adres yazmıyor. Osmaniye. Faruk abi bana konum attı öyle geldi. Osmaniye yazıyor. Oraya bir adres eklerseniz güzel olur. Tabii ki eklerim yani abi. Gelenler en azından rahat bulmuş olurlar. Instagram evet hesabı neydi bu arada? Sucukçu Faruk Kadirli'ymiş Faruk Usta'nın Instagram evet hesabı. Gelecekler oraya hemen bir konum eklesen şey yapsınlar. Gelenler de rahatlıkla bulsun. Şimdi ekmekleri böyle bu şekilde ızgaranın üzerine attık. Evet abi. Tamam, i̇çine falan aşağı almıyorsun. Yok normalde alıyor musun? İsteğe bağlı abicim. Tamam. İçine al diyenleri alıyorum. Aa ben için hayatta aldırmam. İçiyle güzel Faruk, oluyor. 35 yıldır bir şey yapıyorum diyorsun. Evet abi. 35 yıl önce de böyle mi yapıyordun sucuğu? Evet yoksa abi. Yoksa değişen şeyler var mı sucukta? Kadirli'nin sucuğu hiçbir zaman değişmedi abi. Kadirli'mizde meşhur olmak bu sebebi o zaten. Onu ben çok gördüm o hareketi. Özellikle mi yağlıyorsun üç kısmını? Evet abicim. İçini, uç tarafını yağlıyoruz. Çünkü baharat ve lezzet birbirine giriyor abicim. Güzel bir lezzet veriyor yani ekmeğe kokusu falan siniyor. Tamam. Standartında peki içine ne koyuyorsun? Su ya. Faruk abi. Yok şu şey, sucuk haricinde sebze olarak. Abi, soğan domates abi. Açılım ben. Onu mu hazırlayacağız şimdi? Evet. Tamam abi. Bu şekilde ağacım. Taze taze hazırlıyoruz. Hepsi böyle bizim Anadolu'daki... Ya ne güzel kesiyorlar ya. Taze, hepsi taze taze hazırlanmış. Peki burası kaç saat açık Faruk abi? Abi burası... Kaç saat açık derken? Ne zaman açıyorsun, ne zaman kapatıyorsun? Abi, ben de böyle sabah soğan kesmek açıyoruz, istiyorum. Hiç gece 2'de böyle kapatıyoruz. Sabah 10'dan gece 2'ye kadar. Evet abi. Tamam. Şey abi domateslerimi de buluyoruz. Şey daha dikkatimi çekti benim. Hani benim bir domates kesme süremden daha kısa sürede adam iki domates kesti. Evet. Hiçbir yerde ızgaranın üzerinde yapan görmedim. Herkes kömürde yapıyor. Evet. Kömürde evet olmak zorunda değil mi? Kömürde. Lezzet abi, lezzet. Kömürde. Ya normalde bunu normal bir ızgaranın, elektrikli ızgaranın üzerinde de yapılabilir ama. Yapılabilir ama bu lezzeti vermiyor. İsterse. Herkes kömürde yapıyor. Evet. İsterse 1 lira olsun şu an. Ya 50 kuruşa salsın hiç umurumda değil. Aşırı canım çekiyor şu an her şeyi. Vallahi gerçekten. Şimdi oldu herhalde. Evet abi şu an olmak üzere zaten bu 4-5 dakikaya olur. Fazla uzun sürmüyor. Tamam. 5 dakikada hazır diyorsun. Hazır. Ekmeğimizin içine bu şekilde alabiliriz abicim. Şimdi oraya bastırıyorsun. Evet. Bu şekilde bastırıyoruz. Diğerinin az oldu. Kalıyorsun. Üçüncü ekmeği az oldu. Ekmeğinki az oldu abi. Kesin ben gitsem bana bu üçüncü ekmek denk gelir. Evet abi. Daha, son, abi. Daha sonrasında abicim içine domaklı soğanımız. Evet. Bu şekilde. Soğan koyuyorsun. Soğanlarımızı katıyoruz. Daha sonrasında üzerine domatesimizi ekliyoruz. Bu ne çok lezzetlidir bak. Bu ne çok lezzetlidir. %100 çok lezzetlidir. Ben de acıktım ama benim de buzdolabım boş. Benim de boş.
Gerçekten. Efendim Hazreti Altre David abone oluyor. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok çok teşekkür ediyorum abone olup desteklediğin için. Aşağıdaki vatlar bundan sonra senin için de geçerlidir. Eyvallah, eyvallah. Kullardan tuzunu da geldi. Biri attı bana. Bir takipçim attı. Tamam, ekmeğimizi ısıtıyoruz. Çünkü sıcak sıcak daha lezzetli oluyor. Evet abi. O sucuğun yağıyla ekmeğin dışında yağlıyorsun. Evet. Çünkü abi neler yaptın o ekmeği. Evet. Aynen abi. Değil mi abi? Bu şekilde abi ekmeğimizi ısıtıyoruz. Kızartıyoruz isteyene. İşte bağlı. Tamam abi. Ekrana banın. Evde ekmek olsa yapacağım. Daha sonrasında abi bu şekilde. Hazır. Servis hazır mı abi? Evet. Emran. Buyurun. Şimdi Faruk abi bunlar tamam. Bunları anladım. Evet abi. Bir de Kadirli'nin özel bir şeyi varmış. Birisi damarını tutandırırken. Şiş olayı varmış. Kebap olayı. Evet. Evet ne abi. Ne abi o? Abicim kıyma kuşbaşı haricinde bir de bizim fos ciğerimiz var. Abi bir tezgahta gösterebilir miyiz onu verdikten sonra? Tabii ki hemen gösterelim. Dolaptakini bir gösterelim. Buyurun abi. Dolaba bak. Şimdi abi burada ne var? Bayağı burada abi. Karaciğerimiz var. Tamam. Yürek, böbrek, dalak. Çözleriz, bezleriz. Şunlar oluyor abi. Tamam. Bir de sizin sorduğunuz fos ciğer. Fos ciğer, beyaz ciğer. Beyaz ciğer deniyor burada. Evet, fos ciğer diye geçer abicim. Beyaz ciğer de diyebiliriz. Bu Kadirli'ye özgü bir şey mi? Evet. Kadirli'de özellikle akşamları yiyorlar abi. Çok yenir. Bu bunun özelliği mideye suyu alır. Bu bir soykırım. Küçük 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 kuzular, minik minik dalalar, tosunların soykırımıdır bu. Bu bir soykırım. Ben ciğer hiç yiyemem, hiç sevmem, hiç sevmem. Asla da yiyemiyorum. Cidden hiç yiyemiyorum yani. Efendim Svexo Twitch Prime'le birlikte abone oluyor. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çok çok teşekkür ederim abone olup desteklediğin için. Aşağıdaki vatlar bundan sonra senin için de geçerlidir. Eyvallah, eyvallah. Hane 3 lira göndermiş. Sana gereksiz bomboş bir bilgi vereyim. İsmim Hane değil. Hane yazıyor. Hane ol gökyüzü demek. TR ise düz TR. Yani ehe. Bay. Abi teşekkürler. İyi yayınlar. Hane videoyu izleyip Boris serimizi paylaşabilir misiniz? Gerçek adım bu mu? Gerçek adım bu mu peki? Çok güzel. Ben kurban eti yiyemiyorum. Cidden yiyemiyorum bu arada. Efendim Orman Main 123 5 lira göndermiş. Beyond'da 9. bölümdeyim. Sonra Second Son'a geçeceğim. Efsane olmuş ikisi demiş abi. Second Son'a başlamadan karar verme buna. Teşekkür ediyorum desteğin için. Sağ olsun. Eyvallah. Dağınık Adamlar 10 lira göndermiş. İyi yayınlar. Videoyu izleyip görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? Bakmaya çalışacağım efendim. Bakmaya çalışacağım. Kenara ayırdım hemen. Ya adamı şey mi yaptı? Böyle bir özelliği var. Normalde bunu tantunciler var ya. Evet abi. Sokak lezzeti olan böyle tabla satan tantunciler. Orada kullanırlar bunu. Ama sen bunu evet. Abi bunun da ayrı bir lezzeti var. İnan bunu da aileler falan gelip rahat rahat yiyebiliyor yani. Karaciğerle beyaz ciğer karışık şekilde ikram ediyor. Porsiyonda kaç şiş var abi? Bunun sınırı yok abicim. Bir kişi 10 şiş de yiyebiliyor, 20 şiş de yiyebiliyor. Bu özellikle ekmeksiz daha güzel oluyor. Çerez niyetine yeniyor yani. Bunu ekmeksiz yiyeceğiz yani. Ekmekle de yeniyor. Ekmeksiz çerez niyetine daha fazla yeniyor. Daha lezzetli oluyor. Tamam tamamdır. Evet abicim. Ateşi şöyle bir atalım ya. Bu fos ciğer de abi kömürümüz, fırın kömürü olması lazım. 20 şiş. Biraz şeyi kendini çekmesi mi lazım? Evet. Yoksa cızbiş oluyor diye, öyle diyeyim. Cızbiş peki mi? Bu şey mi? Ha, baharat atacak mısın? Tabii, sadece şu tuz an mu? Tuz ve biber atıyor. Veganlar bu arada özür diliyorum, evet. Vegan izleyin. Bu şekilde yani. Bunun lezzeti de. Bu daha böyle pişecek. Evet. Tamam bence ben masaya geçiyorum. Bir sucuğun tadına bakalım. Sucuğun şöyle bir son kez içini göstereyim. Oh mis gibi. Soğanlı, sumaklı tamam. Soğanlı. Bir nevi tabla salatası da diyebiliriz. Yani daha sadece daha iri doğruyorlar. Nasıl tadını söyle. Adam kime benziyor? Birine benzettiniz mi? Ben aşırı derecede birisine benzettim çünkü. Kime benziyor?
Aşırı evet abi. Evet ya. Direkt bu kadar mı benzer? Bu kadar mı benzer? Vay anasını yani. Ekmek yağlı ya. Cidden çok güzel. Sucuk da çok baharatlı değil. Baharat böyle sarımsaklı alttan güzel geliyor. Yani başarılı bir sucuk. Bunun için Kadirli'ye gelir miyim? Bilmiyorum ama Kadirli'den geçerken ya da Kadirli'den yakınsam mutlaka gelip yerim. Çok da şey Denmesi değil. Gereken bir sucuk ekmek diyebilirim açıkçası. Bunu bitireyim de bir de fos ciğere bakalım nasıl. Şimdi sucuğun... Oradan saldır o ekmeğe ya. Ben olsam çok net var ya löpçük löpçük saldırdıydım o ekmeğe yani. Hem de ne saldırmak ne saldırmak. Yarısını, pardon Ama tamamını çok gömdüm da gelelim. Şey değil gibi Şu da söyledi onu fark fos ciğer ettiniz mi? yani akciğer. Normalde biz bu akciğeri şeyde görmeye alışığız. Bu tantuncilerde görmeye alışığız. Ama Artı sigara paketlerinde. Kötü kötü hallerinde. Kadirli'nin özel bir lezzetiymiş. Herkesin damak tadı Leylek uymayabilir. Kardeş, ben de ilk defa şişte yiyeceğim. Normalde ben o sokakta satılan tantullerin hastasıyım. Ama bakalım şişte nasıl oluyor. Şimdi zaten Faruk Usta pul biber atmış. Kimyon atmış. Toz biber atmış. Ben şöyle bir ekmeksiz gömmek istiyorum. Göm bakayım. Bunun için gelir misin Kadirli'ye? Normal. Karaciğere tadı çok benziyor. Sadece doku gereği biraz böyle şey çiğnemeniz lazım. Uzun çiğnemeniz lazım. Dokusu gereği böyle bir şey akciğerde. Şuna mis gibi o. Oh. Atıyorum vallahi. Sunum olarak da böyle salata veriyorlar. Soğan salatası veriyorlar. Bir de turşu veriyorlar. Bir de ev yapımı kendi yaptıkları şalgam varmış. Onun tadına bakayım. Oh. Yani bu şöyle yenir. Şöyle araya koyacağız. Ondan sonra... Benim doğulu bir arkadaşım vardı. Bilmiyorum sizin de başınıza geldi mi ama. Doğulu bir arkadaşım vardı. Çocuk gelirken şeyle geliyordu. Yanında ciğerlerle geliyordu. Bak ya yani yanında etle geliyordu. Dondurulmuş etle. Çocuk her sabah kahvaltıda ciğer yiyordu. Her sabah. Ben hiç yiyemediğim için bana çok garip geliyordu. Ama ben normalde de ciğer hiç tüketemiyorum yani. Ciğeri de yanında tutuyor. Evet. Şey diyordu zaten köyde kendi hayvanları varmış. İşte kendi hayvanlarından hani Kurban Bayramı'nda falan mı ne öyle bir şeyler söylüyordu hatırlamıyorum tam. Ya da normalde de kesiliyor muymuş zaten kendi hayvanlarından? Babası falan çobanlık yapıyordu babası birkaç kardeşi. Onlardan kesip getiriyorlardı. Aha, pişmiş soğan da geldi. Şöyle sumaklı soğanı koyacağız. Lan ciğer ye ben Abi çok normalde güzel canım kokuyor ya. ciğer çekti Allah kahretmesin. Sonra bunu böyle. Ben sumaklı soğanı çok seviyorum. Böyle yiyeceğiz. Bu böyle yenir. Tat olarak dediğim gibi karaciğerden bence hiç farkı yok. Sadece dokusu gereği biraz böyle zor yenen bir ciğer. Ama lezzetli mi? Kesinlikle lezzetli. Yani sırf bunu yemeye gelirim Kadir diye. Öyle söyleyeyim. Bunu yemeye gidermiş bak. Gayet güzel. Bucak ketçap Vallahi güzel. Doğru. Valla izninizle ben yemeye devam bir edeceğim. Hala ketçap değil yalnız. Biliyor musunuz benim için? Siz beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.
Faruk size ellerine kollarına sağlık. Eline sağlık. Ben çok beğendim. Özellikle beyaz ciğer için, fos ciğer için kalkar buraya gelirim. Eyvallah. Faruk Usta'nın aşırı sevimli bir tipi var bu arada gerçekten. Gerçekten. Evet biraz ağzını şapırdatıyordu onu ben de fark ettim. Onu ben de fark ettim. O benim de azıcık gözüme